Evet, bugünkü dersimizi özel operatörlere devam ediyoruz arkadaşlar. Oracle SQL ile is null operatörünü göreceğiz. Hemen şöyle silelim. Yorum satırımıza gelelim arkadaşlar. Is null operatör şeklinde diyelim. Bu is null operatör ne işe yarar arkadaşlar? Bu is null operatörünün temel mantığı null olanları listeler. Yani list of null values şeklinde buna isim verebiliriz. Hemen ne yapıyoruz? Her zamanki gibi basit bir tablo oluşturuyoruz. Create ya da önce daha önce oluşturduğumuz deneme isimli tabloyu silelim. Yine ismini deneme diyelim. Artık daha düzenli gitmeye çalışıyoruz. Şimdi gelelim. Create table deneme diyelim arkadaşlar. Denemeye ait özellikler yazalım. İsim yazalım ve küçük harfle yazalım. Evet, ben nedense ısrarla şu büyük harfe basıyorum. Maaş diyelim. Şunu da düzgünce yazalım. İsim varchar to olsun. 30 karaktere kadar desteklesin. Yine maaşımızdan number türünde maksimum 4 taneli olsun. Gelelim Ctrl Enter'a basalım. Table deneme created dedi. Bu şekilde denemeyi oluşturmuş olduk. Veri ekleyelim. Insert into deneme values diyorum arkadaşlar. İsim girmeyelim. İsim boş olsun. Maaş 5000 olsun. Şöyle yapalım. İlk değere boş gireceğimiz için arkadaşlar şu restun ismini belirtelim. Evet, Ctrl Enter'a basalım. İsim değerini girdik. Şimdi bunu bir görelim ekranda. Select star from deneme ismini veriyoruz. Evet, bakın null değerini gördük. Şimdi biz bir tane daha veri girelim. Insert into diyelim. Deneme diyelim arkadaşlar. Bu sefer hem isim hem maaş gireceğiz. Aslında ikisini de gireceğimiz için sütun adlarını yazmaya gerek yoktu. Fakat yine de yazdık. İsim girelim şuraya. Sallayalım bir şeyler. Evet. Neden şuna basıyoruz? Ardından gelelim. Maaşı az olsun. 2000. Evet. Çalıştıralım. Bir tane daha ekledik. Şimdi tekrardan görelim. Bu şekilde gördük arkadaşlar. Şimdi biz mesela bir kullanıcı soy ismini girmeyi unuttu. Siz sistem yöneticisiniz ve bu kullanıcıya uyarı mesajı yollayacaksınız. Daha sonra bir şirkette mesela kullanıcının belli bir tarihe kadar oraya bilgilerini girmesi gerekiyordu ama girmediğini gördünüz mesela. Hemen yazacağız. Select star from deneme. Bu normal, bakın, sorgulamaydı. Fakat şimdi ben yine ver anahtar kelimesini burada tabii ki de kullanmak zorundayım. Bu özel operatörleri kullanıyorsam. Ver diyorum arkadaşlar. Ver. İsim diyelim. İsim. Burada bakın isim değişkenini kullanacağız. Is null. Ctrl Enter'a bastım. Hiçbir şey çıkmadı. Neden? Çünkü ismi boş olan yok. Hepsine bir isim girdik. Maaş diyelim. Ctrl Z yapalım. Evet, şimdi çalıştıralım. Bakın null olan ismi direkt bana sorguladı. Bu arada burada bunların yerlerini yanlış yazmışız. İsme 5000 yazmışız. Evet, çok ilginç. Şurada da görüyorsunuz ama olsun, siz mantığı anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu şekilde kullanılır. Evet, sonra hatta kafanız karıştıysa şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tabloyu silelim. Bir daha oluşturalım. Drop table deneme diyelim. Bakın arkadaşlar, tekrardan oluşturuyoruz ve şuraya maaş yazalım. Ekliyorum. Bakıyorum. Ekliyorum. Bakıyorum. Maaşı null olan yok ama isim girmediğimiz bir kişi var arkadaşlar. O yüzden hemen oraya isim şeklinde yazalım. Bakın bu şekilde kullanıcıya uyarabilirsiniz. Sen isim girmeyi unuttun şeklinde.
uyarınızı yapabilirsiniz. Mesela bir şirkette kargodan sorumlu insanlar var fakat yollaması gereken tarihte yollamadı. Hemen burada siz onu görüyorsunuz arkadaşlar, nal olduğu için. Bu şekilde onu uyarabilirsiniz. Evet, bunu da gördünüz. Bu şekilde de is null kullanılırdı. In kullanımını, between kullanımını, is null kullanımını gördük. Burada unutmamanız gereken nokta burada where anahtar kelimesi ile beraber bunları kullanmanız. Önceki derslerimizde mesela between de görmüştük. Art mesela bunun yanına bir tane and koyarsanız arkadaşlar. And diyorum. Maaş ismini veriyoruz arkadaşlar. Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Yine between kullanabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Maaş diyelim. Between. Mesela maaşı 1000'le şurada bir parantez içine almamız gerekecek karışmasın diye. Maaşı 1000'le 3000 arasında olanları göster şeklinde diyeceğiz ve null olanları. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Böyle bir şey yok. Çünkü mesela Bahar'ın maaşı 1000'le 3000 arasında. Ama o da boş değil arkadaşlar. Çalıştırıyoruz. Bakın boş değil. Ama şöyle bir şey yaparsak maaşı 3000 ile 5000 arasında olanlar ve boş olan yani isim yazmayanlar. Yani burada görüldüğü gibi şu 5000'lik maaş kısmı ekrana yazılacak. Hani bu şekilde iç içe kullanımına dikkat edin. Burada parantez içerisine alın arkadaşlar. Bakalım almayınca çalışacak mı? Almayınca da çalıştı ama bu şekilde bir kullanım doğru değil arkadaşlar. Mesela burada şöyle yapalım. Geriye alalım. Maaşı 1000 ile 3000 arasında olan, bakın or kullanıyorum. Ya da null olan diyorum. İsmi null olan. Şimdi burada o zaman hem 5000'lik satırı ekrana yazdıracak hem de bunu ekrana yazdıracak. Yani her şeyi ekrana yazdıracak. Bakın bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Bunlar da oldukça önemli konulardı diyoruz. Evet şöyle bakalım. 7 dakika olmuş. Yaklaşık 3 dakikalık da süremiz bulunmakta arkadaşlar. Is null'ı bu şekilde kullandık. Yine is null'ı in operatörüyle beraber de kullanımını görelim. Bir tane daha and koyalım. And koyalım arkadaşlar. In kullanalım. Diyelim ki maaş in. Burada maaşı 2000 olanı ve 5000 olanı göster seçeneğini uygulayabiliriz. Çok karışık bir sorgu oldu. Çok saçma oldu aslında. Sadece görün diye söylüyorum. Bir de bunu not'la beraber kullanımına bakalım. Şimdi burada ne dedik? Şunları silelim. Normal bu şekle gelsin. Select, seç, star hepsini seç. From, deneme. Deneme tablosundakilerin hepsini seç. Burada da şartımızı yazacağız. İsim eşittir is null. Bu şekilde isim eşittir is null dedik. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu sefer de hani burada ne yapıyoruz? Null olanı yani bunu 5000 ekrana yazdırıyoruz. Hatta sadece neyse böyle yapalım. Şimdi null olmayanı ekrana yazdıralım. O zaman çok basit. Herhangi bir sorgu değiştirmeme gerek yok. Buraya not yazıyorum. Ben mesela ilk öğrendiğimde bu Oracle'ı falan bunu böyle yazıyordum. Bakın isim not diyorum ve direkt altını çiziyordu. Bunu şöyle isim değişkeninin önüne koyacaksınız. Geliyorum Ctrl Enter'a basıyorum. Bakın bu sefer not olmayanı ekrana yazdırmış oldum. Şöyle geri alalım uzun haline. Evet bakın dikkat edin arkadaşlar yazım syntax kurallarına. Select star from deneme where dedik. Bakın değişkeni yazdık. Sütun ismini yazdık. Is null koyduk. Ardından or koyduk. Bakın değişken ismini yazdık. Between yazdık. Unutmayın. Önce değişken ismi. Mesela bakın burada maaş dedik. In yazdık. Bu şekilde bunları görüyorsunuz. Geriye ne kaldı diye düşünebilirsiniz spesyal operatörlerden. Yani özel operatörlerinden. Between'i gördük. In'i gördük. Is null'ı gördük. Bir sonraki dersimizde artık like operatöründen bahsedeceğiz. Önceki derslerimizde de hatırlayacağınız üzere aritmetik operatörler, toplama, çıkarma, çarpma, bölmeyi görmüştük. Ondan sonraki dersimizde relational operatör yani büyüktür, küçüktür ve where kullanımını görmüştük arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz olan yani son dersimiz olan
özel operatörlerde like kullanımı videosunda. Görüşmek üzere. Eğer takıldığınız bir yer olursa yorum kısmında yazın arkadaşlar. Hoşça kalın.